Tütün hem dünyada hem Türkiye'de önemli bir tarımsal üründür ve geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaya devam etmektedir. Özellikle üretim anlamında ve vergi gelirleri anlamında ülke ve ülkelerin ekonomisine çok büyük katkıları vardır. Kısaca dünyada 900 milyar dolar olan bu piyasanın Türkiye'deki güncel değeri yaklaşık 25 milyar dolar civarındadır. Biz bu çalışmalarımızda amacımız daha yüksek verimli, daha kaliteli tütün çeşitlerini geliştirip bunları tescil alabildikten sonra üreticilerimize sunmak ve başta yerel kalkınma ve genelde de ülke kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu yaptığımız çalışma KNA isimli ilk Türkiye'nin hibrit tescilli tütün çeşidi olan bir ürün oldu ve bu mevcut üretimde yer alan çeşitlere göre yaklaşık %20-25 daha yüksek verime ve aynı zamanda %8 ila 10 civarında daha yüksek kaliteye sahip olan bir ürün. Türkiye'deki diğer tütün üretim alanları ve uluslararası diğer camialara hitap ettiğinde hem bölge hem ülke ve dünya genelinde de önemli verim ve kalite unsurları sunacak bir ürün olarak ortaya çıkardık. Yaklaşık çeşidi geliştirmemiz ortalama 6 yıl süreç aldı. Artı 2 yılda Tarım Bakanlığı'na başvurumuz sonucunda tescil süreci devam etti. Ve tescil süreci geçen hafta sonuçlandı. Tarım Bakanlığı çeşidimizin tescile hak kazandığını bize bildirdi. Ve artık Türkiye tütün milli çeşit listesinde yeni bir tütün çeşit adayımız var. İsmi var. Bunun ismi Kınay ve Türkiye'nin ilk yerli hibrit tütün çeşidi olarak artık kayıtlarda yer alıyor. Türkiye'de üretilen tütün tipi iki tip tütün var. Dünyada da bu şekilde aslında 3-4 tipi var ama genellikle büyük yapraklı ve küçük yapraklı diye ifade ettiğimizde Türkiye'de oryantal tip tütün üretimi yapılan ve yaygın olan bir tip. Bunun yanında Virginia Burley diye ifade ettiğimiz büyük yapraklı tütün tipleri de var. Virginia Burley tipi tütünler şu an tohum olarak yurt dışından ithal etmekteyiz. Ama yerli olan bizim de ıslah yaptığımız ve ıslahını gerçekleştirdiğimiz çeşitlerin hem geliştirilmesi hem de üretimi Türkiye'mizde yapılabilmekte. Bundan sonra yeni başladığımız çalışmalarla Virginia Burley tipi tütünlerle de ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçlerde de bunlarla ilgili yeni çeşitler geliştirme hedeflerimiz arasında. Çeşitlerimizden birincisi standart çeşitimiz olan Erbasma isimli çeşitimizde çeşit ismimizi Erbağ'ın Erbağ'sını alıp tütün tipi olan basma ile birleştirip Erbasma ismini verip bölgeye atfen bir isim olmasını hem de çalıştığımız lokasyona Tokat'a bir hediyemiz olsun diye böyle bir isim uygun gördük. Kınay benim soy ismim. Türkiye'de ilk hibrit tütün çeşidi olması ve çok uzun yıllardır bu işle uğraşıyor olmamdan dolayı kendi soy ismimin daha uygun olacağını burada düşündüm ve onun için Türkiye'nin ilk hibrit tütün çeşidinin ismi Kınay oldu.